beni boş bir hücreye yerleştirdiler. Dün geceden beri biraz kestirebilmeyi deniyordum. Aklımın içinde düşünceler birbirleriyle yarışıyorlardı ve bu uykuya dalmamı zorlaştırıyordu. Sonunda Hernandez beni almaya geldiğinde ona söyleyeceklerimin provasını yapıyordum. Ceplerimi boşaltıp içindekileri delil çantalarına koymuşlardı. Parmak izimi almışlardı ve bir polis arabamı aramak için dışarıya çıkmıştı. Aptal değildim. Topladıkları deliller polisleri 3 sonuca götürecekti. Birincisi, yakın bir zaman önce David'in evinde bulunmuştum. Sonuçta flash belleklerdeki veriler henüz daha bir gün önce güncellenmişti. Birinde bile kaçırma suçunu işlediklerine dair bir kayıt yoktu. İkincisi, David ve partneri arasında geçen konuşma polislerin Katie'yi benim kaçırdığıma inanmalarına yol açabilirdi. Ve üçüncüsü, David'in hard diskini çalmamın yanı sıra bir de gizli tıbbi bilgilerini ele geçirmiştim. Hala kafamda Hernandez'le yapacağım diyaloğu canlandırmaya devam ediyordum. Diyaloğun kafamda kurduğum şekilde başarılı olmasını umuyordum. Demir parmaklıkların hafif tıkırtısıyla uyandım. Gözlerimi açtığımda karşımda takım elbiseli bir adam ve ona eşlik eden bir polis memuru vardı. Merhaba. Rahatsız ettiğim için özür dilerim. Ben Terry Jason. Sizin kamu avukatınızım. Konuşabilir miyiz? Evet, tabii buyurun deyip oturur pozisyona geldim. Polis memuru içeri girdi ve beni kelepçeledi. Ardından ikimizi de sorgu odasına yönlendirdi. Hernandez'le ilk defa konuştuğumuz yere. Avukat polis memuruna dönüp... Kameraları kapatacağınız konusunda size güveniyorum. Polis memuru kafasını salladı, kelepçelerimi çıkardı ve kapıyı kapattı. Bana Terry diyebilirsin. Davanız hakkında şefin kısa bir özetini dinledim. Kabullenmiş bir ifadeyle... Bu çok uzun bir hikaye. Duyduklarım da bu şekilde. Şimdiden özür dilemek zorundayım. Muhtemelen bu süreç içinde birçok kez hikayenizi tekrar etmek durumunda kalacaksınız. Bunu olabildiğince engelleyebilmek için siz ve ben oturup olayları sizin gözünüzden kaleme alacağız. Böylece siz de önceki ifadelerinize rahatça geri dönebilecek ve söylediklerinizin tutarlı, doğru olup olmadığından emin olabileceksiniz. Kulağa iyi geliyor mu? Mantıklı görünüyordu. Kafa salladım. Öncelikle yanımda imzalamanız için getirdiğim bir kontrat var. Cezai soruşturmada sizi temsil edebilmem için gerekiyor. Masanın diğer ucundan bir kalem ve kağıt uzattı. Kontratı aldım ve alt kısmını imzaladım. Kağıdı geri çekip çantasına koydu. Size Zender mi yoksa Mr. Jones olarak mı seslenmemi istersiniz? Zender iyi diye cevapladım. Peki Zender, hadi yazmaya başlayalım. Ben aklıma getirebildiğim her detayı kağıda geçirirken Terry sabırla benimle oturdu. David ile birbirimize meydan okuduğumuz konuşmadan başlayıp bizi bu noktaya getiren tüm olayları takip ettim. Hafızamı dürtmek için sayfaya bölük pörçük hatıraları ve kelimeleri yazarak başladım. Sonra Terry'nin yardımıyla sayfam tutarlı, gerçeğe dayalı bir beyana dönüştü. Anılarınız veya herhangi bir olay hakkında bir soru sorulduğunda bu kağıdı kullanın. Terry tekrar bir şey söyleyene kadar bir saat kadar daha çalıştık. Başka bir görüşmeye gitmem gerekiyor. Fakat sizden hücrenizde çalışmaya devam etmenizi isteyeceğim. Dedektif Hernandez ve savcı ile yarın öğle vaktinde bir görüşme ayarladım. Sizce o zamana kadar tamamlayabilir misiniz? Evet, sanırım halledebilirim. Ve tamamladım da. Geri kalan bütün günümü bunu tamamlamak için harcadım. Yalnızca birkaç saat uyudum ancak yarın öğleden sonra bunu yetiştirmekten başka çarem yoktu. Çok fazla şey yaşanmıştı ve söyleyecek çok fazla şeyim vardı. Sonuçtan oldukça gurur duyuyordum. Ertesi gün öğle vakti tekrar sorgu odasına getirildim. Terry soluma oturdu, Hernandez kollarını kenetlemiş bir şekilde duvara yaslanıyordu. Yüzündeki ifadeyi okuyamıyordum. Masanın diğer tarafında kendini Sheriff Gunderson olarak tanıtan yaşlı bir adam oturuyordu. Hernandez'in patronuydu. Onun yanında ise sırık gibi uzun, saçlarını geriye doğru yatırmış bir adam duruyordu. Ellerini arkaya doğru kavuşturmuş, dikkatle beni izliyordu. Bir yandan bir ses kayıt cihazı çalışıyordu. İçinde bulunduğunuz davalarla ilgili buraya getirildim, dedi Sheriff Gunderson aksi bir tavırla. Her şeyi sizin perspektifinizden duymak istiyorum. Özellikle son gelişmeleri. Hikayeyi benim perspektifimden duymak için mi beni tutukladınız? Diye sözünü kestim. Hayır, sizi tutukladım çünkü Annie King'in evini yakmakla ve dolaylı yoldan ölüme sebep olmaktan şüpheli bulunuyorsunuz. Hernandez bana David King hakkında daha önceden yaptığınız tüm ithamları göz önünde bulundurarak bunu adalet duygunuzu tatmin etmek için yapmış olabileceğinizi söyledi. Dolayısıyla baştan bu yana olan her şeyi sizin tarafınızdan duymak istiyorum. Uzun boylu adamı göstererek, ''Bu kim?'' diye sordum.
Bana savcı olduğunu, adının Adam Laudrum'un olduğunu söyledi. Ha, yani beni hapse tıkmaya çalışacaksınız, dedim iğneleyici bir tavırla. Terry eliyle dizime vurarak beni uyardı. Müvekkilim sizin için tamamen doğru olduğuna inandığı bir ifade hazırladı. El yazımla yazdığım 17 sayfalık ifademin kopyalarını masanın öbür ucuna doğru uzattı. Şef ve savcı birer tane aldılar. Hernandez de ileriye doğru bir adım atıp bir tane kaptı. Ve kendi köşesinde hızlıca okumaya koyuldu. Göz göze gelmeye çalıştım ancak bana bakmıyordu. Bugün inceleme sürecine başlayacağımıza inanıyorum. Bütün evrakların kopyasına ihtiyacım var. Özellikle de resmi iddianamenin. Odağımı Terry'den Hernandez'e kaydırdım. Hal ve hareketlerinde dikkatimi çeken bir değişiklik vardı. Ne olduğunu anlamaya çalışıyordum. Tüm toplantı boyunca Hernandez'e odaklandım ve içgüdülerimle ona ne olduğunu çözmeye çalıştım. Terry ile tüm hukuki süreci konuştular ve iki taraf arasındaki soruşturma sürecini doğruladılar. Birkaç gün sonra Terry ve ben sorgu odasında oturup Terry'nin soruşturma süresince neler öğrendiği üzerine konuşuyorduk. Soruşturma süresince iki taraf karşılıklı ellerindeki delilleri birbiriyle paylaşır. Böylece iki taraftan birisi yargılandığı zaman bu durum yargılanan taraf için bir sürpriz olmaz. İnceleme sürecinde sunulmayan deliller mahkemede geçerli kabul edilmezler. Ben tutuklandıktan sonra bir polis arabamı aramış ve bir hard disk, birkaç flash bellek ve psikiyatrik bir değerlendirme bulmuştu. Ayrıca ilginç bir şey daha. Yarısı boş bir gaz kutusu. Lanet olası ben fark etmeden arabama bir gaz kutusu yerleştirebilmişti. Tüm bir gece arabamdaydım. Ya David daha ben Walmart'a gitmeden önce evini yakmayı planlamıştı ya da benim emniyete girdiğim birkaç dakika içinde koymuştu. Polis flash belleklerin işlerini araştırdı ve David ve partneri arasında geçen konuşmayı inceledi. Ayrıca tam da beklediğim gibi beni mesajları yazmakla suçladılar ve böylece kaçırılma olayıyla bağlantılı olabileceğim sonucuna ulaştılar. Mesajlarda Kate'in adı geçmiyordu. Ama bütün bu olaylar başlamadan önce konu hakkında tek bilgi sahibi olan ben olduğum için onların gözünde en olası senaryo Kate'i benim kaçırmış olabileceğimdi. Bu kanıta rağmen savcı jüriyi ikna edebilmek için daha fazla kanıta ihtiyaç olduğunu düşünüyordu. Yani doğrudan Kate'in kaçırılmasıyla ilgili suçlanmıyordum ancak kanıt arıyorlardı. David'in hard disklerinin içindekileri incelemeye çalışıyorlardı. Ancak tıpkı benim gibi şifrelenmiş olduğunu fark ettiler. İçindeki veriler kurtarılabilmek için hard disk analiz edilmek üzere laboratuvara gönderildi. Arabamda buldukları tıbbi belgeler özellikle geçersiz sayılıyordu. Çünkü bireyin rızası olmadan ele geçirilmiş özel bilgilerdi. Bunun gibi bazı durumlarda bu kayıtların mahkemede kullanılmasını reddetme hakkınız vardı. David bu hakkından faydalanmış ve mahkemenin bu kayıtlara erişimini engellemişti. Sonuç olarak savcı beni yalnızca bir başkasının izni olmadan mülküne girip tıbbi kayıtlarını ele geçirmekle suçlayabilirdi. Ve açıkçası bu ciddi bir suçtu. Ayrıca Terry, kimlik hırsızlığı davasının da benim aleyhime kullanılabileceği konusunda beni bilgilendirdi. Kredi kartı şirketleri de kendi soruşturmalarını başlattılar ve bana karşı suç duyurusunda bulundular. Bana karşı. Peki neden bunu yapıyorlardı? Çünkü sahte kartlar için yapılan teknik bir araştırmada ihbar eden kişinin yani Xander Johnson ihbar kayıtlarını kendi bilgisayarından doldurduğu tespit edildi. Başka bir deyişle online bir şekilde kartların kayıt formlarının doldurulduğu IP adreslerini takip ettiler ve bilgisayarın bana ait olduğunu buldular. Bu da benim hesabıma kendim girdiğim, tüm parayı harcadığım ve sahte bir ihbar yaptığım anlamına geliyordu. David bir şekilde tüm işleri benim bilgisayarımdan yapmıştı. Yani anlayacağınız banka hesabının boşaltılması da benim üzerime kaldı. Üzerine bir de sahte beyanda bulunarak dolandırıcılık yapmaya çalıştığım iddiasında bulundular. Polis sonunda ATM'nin yakınında bulunan mağazanın güvenlik kayıtlarını ele geçirmişti. Üç açıdan görüntüler vardı. Kayıtta siyah kapşonlu bir adam mağazanın içine doğru yürüyordu. Beklediğiniz gibi video güvenliydi. Ancak kapşonun arkasındaki sembol belli oluyordu. Kapşonlu adam ATM'ye doğru yürüdü ve cebinden bir şey çıkardı. İddia makamı bunun cep telefonu olduğunu iddia etti. Çünkü kameradaki zaman göstergesiyle benim banka hesabıma girdiğim zaman eşleşiyordu. Kapşonlu adam ATM'ye bilgilerini girmeden önce bir süre ekranın üzerine gövdesini yaslayıp ekranın görünmesini engelliyordu. Para çıktı, adam parayı aldı ve kapıya doğru yürüdü. Adamın yüzü yalnızca ATM'nin karşı köşesindeki kameradan görünebiliyordu. Karıncalıydı.
Ancak iddia makamı görüntüyü benim Facebook profilimdeki fotoğrafla karşılaştırdı. Davey de Orhan'la görüntünün bana daha çok benzediğini savundular. Savcıyla bu konuda oldukça şiddetli bir tartışmaya giriştim. Ben tartışmaya giriştiğim sırada araştırmacılar aynı logoda bir kapşonun benim apartmanımda bulunduğunu söylediler. Ve asıl kozlarını oynadılar. Banka hesabına o sırada benim IP adresimden giriş yapılmıştı. Yangın olayıyla ilgili sağlam kanıtları vardı. Gaz kutusu ve sesli mesaj. Walmart'a ilk gittiğimde arabamı üzerinde kameraların olduğu kapıların yanına park etmiştim. Kesinlikle arabamı David'in evine sürdüğümde beni kaydetmişlerdi. Geri döndüğümde ise geceyi arabamda geçireceğim için diğer arabalara uzak olması amacıyla çok daha geriye park etmiştim. Görüntü kameralarda belli belirsizdi ve iddia makamı aracın başka bir araç olabileceğini savundu. 6 civarında Walmart'a döndüğümü kanıtlayabilecek sadece tek bir kanıtım vardı. Walmart'tan David'in evine gitmemin 15 dakika kadar sürdüğünü eklemeliyim. Sadece zaman dilimini anlayabilmeniz için. İtfaiye yangınla ilgili 6.04'te bir çağrı almıştı. Çağrıya hemen cevap verip gitmişler ve gittiklerinde ev alevler içindeymiş. David yatak odasında annesini yerden kaldırmaya çalışırken bulunmuş. Onları hemen alıp dışarıya çıkarmışlar. Ancak Bayan King kafasızlıktan can vermişti bile. David birkaç küçük yanık ve biraz duman solumasıyla hemen hastaneye kaldırılmıştı. İtfaiye ekipleri yangının bir sıvının ateşlenmesi sonucu oturma odasının ortasından başladığını belirten bir rapor hazırlamışlardı. Alevler evin içinde her tarafa yayılmıştı. Benzin izlerinin her odada rastlanması, şüphelinin her odaya girip benzin sıçrattığını gösteriyordu. Ayrıca meydana gelen hasardan dolayı yangının yardım çağrısından belli bir süre önce başlatıldığı sonucuna vardılar. David'in benim telefonuma kurmuş olduğu bir uygulamayla doğrudan bağlantılı bir alarm sistemi kurduğunu düşünüyorum. Konumum David'in evini işaret ettiğinde uygulama David'e bir mesaj göndermişti. Arabasına atladığını, işten ayrıldığını ve eve kadar hızla sürdüğünü tahmin edebiliyorum. Bütün bunları anlatıyorum çünkü hücremde ne kadar ümitsiz hissettiğimi anlamanızı istiyorum. İki koca haftadır buradayım ve üzerimdeki suçlamalarla ilgili sürekli yeni kanıtlar bulunuyordu. Artık pes etmeye başlamıştım. İlk günlerde Terry'e tüm bu suçları David'in işlediğini nasıl kanıtlayabileceğimizi sormuştum. Kaşlarını çatıp bana suçu başka birine yüklemeye çalışmaktansa masum olduğumu kanıtlamaya odaklanmanın daha doğru olacağını söylemişti. İki hafta sonra savaşmak yerine tüm suçu kabullenmeye hazır bir haldeydim. Savunmam çok zayıftı. Yapılan hiçbir suçlama ortadan kalkmamıştı. Tüm suçların listesini yapabilirdim ancak artık tam ifadelerini hatırlamıyorum bile. Anlayacağınız tamamen sıçmış durumdaydım. Kefalet ücretim 5000 dolardı ki bu bir süre daha hapiste kalacağımı garantiliyordu. Umutsuzluk içinde ailemle bağlantıya geçtim. Akrabalardan ve aile dostlarından isteyip parayı toplamaya çalışacaklarını söylediler. 3 hafta sonra artık tamamen depresyondaydım ve pek fazla yemek yemiyordum. Terry topladığı argümanları göstererek beni neşelendirmeye çalışıyordu ama işe yaramıyordu. Katie'yi çok fazla düşünüyordum. Ayrıca Clark'ı ve ailemi özlemiştim. Clark'ın grafiti davasının ilk duruşmasını kaçırmıştım. İşlerin nasıl gittiğini bilmiyordum. Ona destek olamadığım için kendimi suçlu hissediyordum. Hapishanede olduğum süreçte Hernandez yalnızca bir kere ziyaretime geldi. 3. haftadaydım. Hemen yatağımdan atladım ve parmaklıklara koştum. Hernandez, lütfen buraya iyi bir haber vermek için geldiğini söyle. Hayır, şehir hapishanesine transfer ediliyorsun. Duruşman orada olacak. Neden? Sadece prosedür. Isaac'in bedeninde herhangi bir şey bulundu mu? Isaac'in bedeninde David'in aleyhinde kullanılabilecek herhangi bir şey bulma ihtimaline sarılıyordum. En azından tek bir suçun üzerinde kalmasını istiyordum. Tek bir tane. Bunu o kadar çok istiyordum ki düşündüğümde ellerim titriyordu. Bunun hakkında konuşma iznim yok. Hernandez konuşurken gözlerini benden kaçırıyordu. Her neyse. Ben buraya 3 gün içinde transfer edileceğini söylemeye geldim. Ayrılmak için döndüğünde... Hernandez! Bana inanıyorsun değil mi? Sen David'in evini yakana kadar inanıyordum. Artık kimin psikopat olduğundan emin değilim. Ben yapmadım! Ben yapmadım! 3 gün sonra Hernandez'in dediği gibi beni götürmek için geldiler. Kelepçeli bir şekilde polis aracına götürüldüm ve buradan 2 saat kadar uzaklıktaki şehir hapishanesine doğru yola çıktık. Beni götüren 2 polis oldukça nazikti. Ama yola koyulduğumuzda birden radyoyu son ses açtılar. Kendi düşüncelerimi bile zor duyuyordum.
Kendi şarkılarımı dinleyemediğim yolculuklardan her zaman nefret etmişimdir. Şimdi ise kollarım arkadan kelepçeli bir şekilde bangır bangır çalan bir müzik eşliğinde 2 saat yolculuk etmek zorundaydım. İlk 1 saat her an çığlık atmaya hazırdım. Pencereden dışarıya bakıyordum. İlgi çekici bir şey bulup ona odaklanmaya çalışıyordum. Görünürde hiçbir arabanın olmadığı 2 şeritli bir yoldaydık. Ben gölü izlerken birden büyük gri bir kamyonet manzaramı bozdu. Odağımı başka bir tarafa çevirmeye çalışıyordum fakat birden kamyonetin tehlikeli bir şekilde bizim şeridimize yaklaştığını fark ettim. Gözümü ona çevirdim. Kamyonet zırhlıydı. Ve üzerinde David'in çalıştığı şirketin logosu vardı. Paniklemiştim. Bir şey sanki gırtlağımdan tutuyordu ve ses çıkarmamı engelliyordu. Kamyonet baskı yapmadan önce polis aracına yavaş yavaş yaklaştı. Arabayı süren polis frenlere abandı ve diğeri telsize ulaşmaya çalışırken yere düşürdü. Polis aracı yeterince yavaşlayamadı ve bir şekilde yoldan aşağı düştü. Çimenli yamaçtan aşağı doğru yuvarlanırken ağaca çarpmak için kendimi hazırladım. Emniyet kemeri vücudumu tutuyordu ancak kafamı sürücü koltuğunun başına çarptım. 2 polis de bilincini kaybetmişti. Ters bir açıda arabada uzanıyorlardı. İkisi de emniyet kemeri takmıştı. Emniyet kemerinden kurtulmak için kelepçeleri çekiştirmeye başladım. Kırmızı butona ulaştım ve bastım. Emniyet kemerinden sıyrılmak için döndüğümde siktiğimin David King'ini gördüm. Arabaya doğru yokuş aşağı yürüyordu. Siktir, siktir, siktir. Küfrettim ve kelepçeli elimle kapıya doğru uzandım. Suçlu kendi kendine kapıyı açmasın diye kapıyı dışarıdan kilitlemişlerdi. David yaklaştı, yaklaştı ve arabanın dibine kadar geldi. Bana sırıttı, kapıyı açtı. Geriye doğru gitmeye çalıştım ama beni omuzumdan tuttuğu gibi arabanın dışına fırlattı. David'in dikkati polis arabasına kaymıştı. Polislerden bir tanesi hareketlenmişti. David sürücü kapısını açtı ve cebinden küçük bir paket çıkardı. Hızlı bir hareketle polisi boynundan bıçakladı. Polis çığlık atmaya başladı, polisle birlikte ben de çığlık atıyordum. David kapıyı kapattı ve diğer tarafa doğru yürüdü. Diğer polisin de hareket ettiğini görebiliyordum ama ne yaptığını göremiyordum. Görünüşe göre telsize ulaşmaya çalışıyordu çünkü David telsizi elinden çekip arabanın çatısına koydu. Bana doğru yürüyordu. Kalkma. Kalkmayı denememiştim bile. Oturduğum yere geldi ve arkama geçti. Yüz yüze gelmeye çalıştım ama beni hafifçe tekmeledi. Diz çöktü. Kelepçelerimi metal bir şeyle çizdiğini hissettim. Kafam karışmıştı ama yine de oturmaya devam ettim. Seni tekrar görmek güzel Zender. Önüme geçti. Onu gerçekten korkarak izliyordum. Onu en son evinin duvarlarına yazı yazdığım gün görmüştüm. Hal ve tavırları tamamen değişmişti. Ona cevap vermeyişim onu güldürdü. Eldivenle ellerinin arasında küçük bir şey tutuyordu. Tuttuğu şeyin bir parmağımın uzunluğunda ve genişliğinde olan kabaca işlenmiş bir bıçak olduğunu fark ettim. Sana söylemiştim. Seni öldürmeyeceğim Zender. Aslında buraya bir kereliğine sana yardım etmek için geldim. Bir bakıma. Ne demek istiyorsun? Evimin duvarlarına yazı yazdığınız geceyi hatırlıyor musun? Sana oyunumuzda nasıl başarılı olabileceğine dair tavsiyelerde bulunacağımı söylemiştim. Zamanı geldi. Sana tavsiyeden daha fazlasını vereceğim. Anlaşılan hapishanede pek de eğlenmiyorsun. Senin aleyhindeki kanıtları gördüm. Uzun bir süre seni göremeyecektim. Bunu istemiyorum. Sana oyunda kalman için ikinci bir şans veriyorum. Tekrar arkama geçti. Elindeki küçük bıçkıyı elime bastırdı. Parmaklarımda ve ellerimde yapışkan kanı hissettim. Suçu benim üzerime atacağını ve kaçabilmem için bana 30 dakika vereceğini söyledi. Benim kaçabilmek için polisleri bıçakladığımı düşüneceklerdi. 30 dakika sonra telsizden bana ulaşacakmış. Aman tanrım, bıçağı var. Şoförü bıçakladı ve o... Yaptığı taklidi kesti. Tüylerim diken diken olmuştu. Ben burada oturup bekleyeceğim. Eğer geri dönmeye çalışırsan seni kamyonetime alırım ve bu sefer farklı bir oyun oynarız. Anladın mı? Kafa salladım, konuşmaya korkuyordum. Ayağa kalk. Dizlerime ulaşmak ve ayağa kalkmak için pislikler içinde yuvarlanıp ayaklarımın üzerinde durdum. Buraya gel. Polis aracına doğru yürüyerek onu takip ettim. Kapıyı açtı ve elini polisin boynuna koydu. Kanı bana sıçrattı. Kanı bana sıçrattığında yerimden sıçradım. Hapishane takımım ve yüzüm kan olmuştu. Neredeyse kusuyordum. İşte başlıyoruz. Dönmem için işaret etti ve ben de yaptım. Ölen polisin cebinden kelepçenin anahtarlarını çıkardı ve beni çözdü. Bileklerimi ovuşturdum.
Araba kazasından ufak tefek sıyrıklar oluşmuştu. Elindeki bıçkıyı yakalayıp ona saldırmayı düşündüm ama bu fikir beni kamyonetin içinde gerçekleşebilecek başka bir oyun ihtimaline karşı korkuttu. Arabanın yanında bir sırt çantası vardı. Onu bana verdi. Hernandez'in selamı var. Bu arabayı izlememe izin vermesi için ona çok para ödedim. Paranın yarısını sana vermemi istedi. Ama ben o kadar cömert değilim. İşte burada 2000 dolar var. Kıyafetlerini değiştir, yeni ayakkabılar ve bir harita al. En yakın şehir merkezi 11 mil batıda. Hızlı ol, unutma. 30 dakika içinde sana bir çağrı bırakacağım. Sırt çantamı takarken çenem titriyordu. Batan güneşe doğru yöneldim. Orman karanlıklı ve tehditkar görünüyordu. Ağaçların arasında bir patikaya girdiğimde arkama baktım. Hala oradaydı. Arabaya doğru eğildi. Ve polislerin birinin getirdiği kahve kabından içmeye başladı. Titreyerek, şokta ve kesinlikle korku içinde ormana doğru yürüdüm.